Murat Bey, ben aslında 90'lı yıllarda Beylikdüzü'ne gelirdim. Hani burada Ha, bir ne güzel. matbaamız vardı. Matbaaya gelirdim. O yıllardan sonra tabii büyük bir ara oldu. Fakat şunu görüyorum, yani her geldiğimde şaşırtıyor. Yani bu değişim beni çok şaşırtıyor. Yani hakikaten işte buğday tarlanın içinden geçerek matbaaya giderdik. Kesinlikle. Ama şimdi devasa bir şehir oluştu burada. Siz şehir plancısınız. Ve hatta benim şimdiye kadar karşılaştığım belediye başkanları içerisinde herhalde mesleğini icra eden tek kişi sizsiniz. Yani bir şehir plancısı olarak şimdi baktığınızda bu değişime, hani bunların bir kısmında sizin de imzanız var biliyorum ama Evet. Nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Beylikdüzü'ne de hoş geldiniz. Güzel bir mekanda ağırlıyoruz sizi. Burası Beylikdüzü'nün Yakuplu Mahallesi'nin olduğu bir bölge. Daha önceden belde belediyesi zamanında Yakuplu Mahallesi olarak nitelendirilen, aslında 3 belde belediyesinin birleşmesinden bir Beylikdüzü ilçesi inşa edildi. Beylikdüzü'nde her geçen gün farklı işler yapılmakta ve Beylikdüzü'nde o değişimi vatandaşlarımız zamanla görüyorlar. Zaman içerisinde görüyorlar dolayısıyla. Ben 98 yılından beri Beylikdüzü kentinde iş yapan bir meslek insanıyım. Az önce söylediniz. Belki İstanbul'da ilk kez bir şehir plancısı belediye başkanlığı tecrübe ediniyor İstanbul. Bu benim için büyük bir onur. Bir taraftan mesleki açıdan da aslında omuzlarımda yük. Yani ciddi bir yük var mesleki açıdan. Bu yükü 5 yıldır taşımaya gayret ediyorum. Ekrem Başkanımız burada belediye başkanı iken kendisinin teknik koordinatör başkan yardımcısıydım. Teknik süreçleriyle ilgileniyordum. Çok güzel çalışmalar yaptık kıymetli başkanımla. Beylikdüzü 2014 yılında aslında istikametini değiştirdi. Beylikdüzü bir istikamete doğru giderken 2014 yılında yaptığı seçimle başka bir istikamete çevirdi yönünü. Ve bu istikamet işte ülkenin kurucu değerlerine saygılı, kurucu değerlerinden ilham alan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından ilham alan, onun yol göstericiliğinden ilham alan bir anlayış. Biz o noktadan sonra, 2014 yılından sonra Beylikdüzü'nde hayatı nasıl değiştiririz? Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımızın hayatına nasıl dokunuruz diye hep düşündük. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu'nun, Ekrem Başkanımızın bu kente yaptıkları gerçekten takdire şayandır ve bu kent hiçbir zaman Sayın Başkanımızın yaptıklarını unutmayacaktır. Buradan kıymetli başkanımıza selam olsun. Hem de tabii çıkmış olduğu bir yolculuk var. İstanbul'un 39 ilçesine eşit hizmet götürmek isteyen bir anlayışla yola çıktı. Ben kendisine de başarılar diliyorum. En yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak her daim o başarısında birlikte o ekibin içerisinde yer almaktan da onur duydum. Ben tabii son 5 yılında hep Beylikdüzü kentiyle ilgilendik. Beylikdüzü tam da sizin dediğiniz gibi işte eskiden burası çiftliklerdi. Adakan çiftliği, işte burada Yakuplu'da başka çiftlikler vardı ve buğday tarlaları vardı eskiden Beylikdüzü'nde. Şu an hala bahçe olarak kullanılan alanlarımız var sahile doğru olan kısımlarda ama çok azaldı. Tabii artık kentsel bir çevreye dönüştü. Ben 98-2024 hani bu aradaki dilimde meslek insanı olarak da baktım, hep gözlemledim, hep şahitlik ettim. Güzel planlı bir gelişimi var Beylikdüzü'nün. Ben tabii hem şehir plancısıyım hem buranın plan müellifiyim. Beylikdüzü'nde plan müellifliklerim var. Bir şehir plancısının herhalde katmerli hayali planladığı kenti yönetmektir. Ben şu an hayalimin içerisinde yaşıyorum. Peki bir şehir plancısı olarak, yani burası sonuçta aslında yeni sayılabilecek bir şey. Yani boş araziler vardı. Bu bir avantaj bir anlamda değil mi? Hani Evet. yani şehri planlamak açısından bir avantaj. Evet. Çok özür dileyerek. Şimdi Beylikdüzü yeni deyince
Benim size fosil ağacı gösteresim geldi. Onu söyleyeyim bir kere. Beylikdüzü mesela bu bizim fosil ağacımız. Ekranları başındaki insanlarımız da görsün, komşularımız. Beylikdüzü'nün 23 milyon yıllık geçmişi var, tarihi var. Henüz anakara oluşmadan, Anadolu oluşmadan Beylikdüzü diye bir kara parçası var. Yani o zamanki ismini bilmiyoruz tabii ne diye anıldığını ama netice itibariyle bir fosil ağacımız var. 23 milyon yıllık. Tabii ki insanlık tarihi 16 bin sene öncesinden geliyor bu tarafa doğru. Şimdi insanlık tarihi açısından işte 25 yıllık, 30 yıllık bir yerleşme. Aslında eski balıkçı kasabaları buralar. İşte Yakuplu, Kavaklı ve Gürpınar. Balıkçı kasabaları. Şimdi bu balıkçı kasabalarının oluşturduğu bir ilçe belediyesiyle karşı karşıyayız. Ama antik alanlarımız var. Antik bir limanı var aslında Beylikdüzü'nün. Hiç kimse tarafından Ortaya bilinmeyen, çıkarıldı mı şu anda? tabii. Yani şöyle, yani tespitleri var ama maalesef 2014 öncesi yanlış yerleşim politikaları ve yanlış hafriyat döküm sahaları. Bir de eskiden burası Belde Belediyesi'ydi. Belde belediyelerinin büyükşehir sınırlarında olmadıkları için büyükşehirin müdahale edebildiği alan değildi. Dolayısıyla şu an antik limanımız hafriyatların altında. Yani yıllarca o bölgelere molozlar dökülmüş, hafriyatlar dökülmüş. Hatta biz bir ara oradaki o molozları, çöpleri çıkardığımızda yaklaşık 40-50 kamyon sadece inşaat atığı çıkardık o bölgeden. Aslında oralar antik alanlarımız var. Korunması gereken antik bir limanımız var. Yine bir inşaat yapılırken ortaya çıkardığımız bir temeller var. Antik yine temellerimiz var. Dolayısıyla Beylikdüzü aslında sanıldığından daha eski bir tarihe uzanan, daha eski bir yerleşime uzanan bir bölge. Biz önümüzdeki 5 yılda buna dair de çok önemli çalışmaları da gerçekleştireceğiz. Şimdi yani Beylikdüzü'nü dolaşırken işte büyük binalar var, geniş bulvarlar var. O yani bir kent yalnızca bunlardan oluşmuyor. Bu kentte yaşayanlar Evet. var, engelliler var, kadınlar var, çocuklar var. Bunların kendilerini ifade edebilecekleri yerlere ihtiyaç var. Şimdi belediyelerde genellikle şöyle olur. Yani işte sembolik bir tane yapılır. Hani işte o yapılmıştır ve Evet. yaptık denir. Ama ben sizin çalışmanıza biraz baktım. Açıkçası etkilendiğimi söyleyeyim. Hani bunu samimiyetle ifade Çok ediyorum. sağ ol. Çok kapsamlı bir şey var. Yani hani çeşitlilik çok fazla. Evet. Neler yaptınız? Şöyle bir çırpıda anlatmaya çalışayım. Bir kere geçmişte bu kente Büyükşehir Belediyesi maalesef altyapı hizmetlerini hiç getirmemişti geçmişte. İlk kez Ekrem Başkanımızla birlikte bu kentin altyapı sorunlarına eğildik. Ben biliyorum ki bir kentte altyapı sağlıklı ve dirençli olmazsa o kentin üstüne yapacağınız yapıların hiçbir kıymeti yok. Parkında yok, işte orada yapacağınız yapıların da yok. Biz 74 tane park yaptık. Bakın, 74 tane park yaptık bu 5 yıl içerisinde. Bu parklarımızın tabii insanların daha huzurla vakit geçirebileceği alanlar olması için yaptık. Ve ben iddia ediyorum Beylikdüzü'nde antidepresan kullanım oranını biz düşürüyoruz. Her park yaptıkça aslında insanların parklarda, bahçelerde, o açık alanlarda, kent ormanlarında dolaştıkça insanların antidepresana olan ihtiyacı azalıyor. Biz Beylikdüzü kentinde böyle bir şey de yapıyoruz. Aynı zamanda 7 tane kreş kazandırdık bu 5 yıl içerisinde. 3 tane kreşimiz, 3 kreş de Büyükşehir Belediye'miz yaptı. Toplamda 10 kreş kazandırdık bu 5 yıllık süre içerisinde. 2 tane anne çocuk merkezi yaptık. Biz projelerimizin çoğunda çocuk, genç, kadın mutlaka temas ettiğimiz kesimler. 2 anne çocuk merkezi, engelsiz yaşam merkezimizi yeniledik. Gürpınar'da yapmış olduğumuz bir kent ormanının hemen komşuluğunda
1200 metrekarelik bir engelsiz yaşam merkezi yaptık. Şimdi hemen engelsiz yaşam merkezinin yanında 26 dönümlük bir alanda muhteşem bir kent ormanımız var. Kent ormanımızın ismini de 100. yıl Gürpınar Kent Ormanı noktasına getirdik. Biz 100. yılının enerjisiyle, 100. yıldan aldığımız ilhamla birçok meseleyi halletmeye gayret ediyoruz. Bunun yanında şu an Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'ni inşa ediyoruz ki belki Türkiye'de en özel kentsel mekanlardan bir tanesi haline dönüşecek. Yani, şöyle derken nasıl bir yapısı? Şöyle anlatayım. Ekrem Başkanımızın zamanında Aziz Sancar İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beylikdüzü Belediyesi bir protokol imzaladı. Ve bu protokol gereği Aziz Sancar adının yaşatılacağı bir bilim ve sanat merkezi yapalım arzusundaydık. Biz bu dönemde o projemize başladık. İnşallah Mart ayı içerisinde yani bu ay içerisinde bunu hizmete alacağız. Yani hizmete almış olacağız. Açılışını bir sonraki döneme bırakacağız. Çünkü içinde bazı donanımsal eksikler olacağı için ben eksik bir şeyin açılması taraftarı değilim. Açılışının yapılması taraftarı değilim. Biz göreve geldiğimiz ilk andan itibaren inovasyona çok önem verdik ve aslında inovasyon müdürlüğümüzü de kurduk. O müdürlüğümüzün bünyesinde çalışacak bir merkez. Bu merkezin içerisinde bazı deneyim alanları var. Laboratuvarlar var, fen laboratuvarı var, kimya laboratuvarı var. Giyilebilir teknolojilerin olduğu laboratuvarlar var. 3D printerların içerisinde yer alacağı, çocuklarımızın aslında bilime, sanata ilgi duyacağı bir mekan. Ama biz sadece Aziz Sancar Bilim Sanat Merkezi ve oradaki yapıların içerisinde bir yaşam kurgulamadık ki, Aziz Hoca'nın beğendiği tasarımsal proje de aslında toprağa en az temas eden gemi konteynerlarından imal kendisi edilmiş. Yani. Tabii kendisi projeye onay verdi öyle Aziz Hoca'nın. Muazzam bir proje. Ben çok iddialı bir şey söyleyeceğim. En güzel kentsel mekanlardan bir tanesini hayata geçiriyoruz Beylikdüzü'nde. Burada bir açık alanımız vardı. Açık alanımız. Bu açık alanımızda da bir fizik parkı inşa ediyoruz. Profesör Doktor Erdal İnönü Fizik Parkı. Ben Erdal İnönü'nün o nezaketini ve meclis sıralarında fizik problemi çözmesinden hatırlıyorum. Genç bir cumhuriyet evladıydım ben. Kendisini çok hayranlıkla takip ederdim. O kavganın gürültünün içerisinde dönerdi, fizik problemleri çözerdi Erdal İnönü. Ve çok üzülerek söyleyeceğim, maalesef siyasetin o çirkin tarafından ışık hızıyla da uzaklaşmıştır. Evet, evet. MC kareyle uzaklaşmıştır. Benim de fiziğe karşı çok ilgim ve alakam vardır. Biz orada bilim insanlarını tanıtacağımız büstler olacak ve orada hayat hikayeleri olacak. Ben istiyorum ki bu kentin çocukları orada bilimle ve sanatla iç içe olsun. Rol model. Tabii rol model olsun o evet. Bilim insanları ve bu kentin toprakları yeniden bilim insanı üreten bir hale gelsin arzusundayım. Tabii bunu içerisinde fizik kurallarını görebilecekleri, momentumu, sarkaçları, şu an aletler, edevatlar koyuluyor şu an parkın içerisine. Bir fizik dersinin uygulamalı anlatılabileceği, laboratuvar gibi bir park yapıyoruz aslında. Suyun kaldırma kuvvetini de öğretmenimiz oraya gelip anlatabilecek. Tabii bununla da yetinmedik. İçerisine bir tane de gözlemevi inşa ediyoruz şu an. Teleskobunu aldık. 14 inç büyüklüğünde teleskobunu aldık. Tabii amatörce yapılacak bu iş. Bir araştırmaya konu olmayacak ama ben istiyorum ki bu kentin evlatları gelsinler, bu teleskoplardan gezegenlere baksınlar, uzaya baksınlar ve onların içinde bir merak duygusunu uyandırabilirsek,
onların ilgisini, alakasını uzaya, fiziğe, bilimin başka alanlarına veya sanatın alanlarına çekebilirsek biz çok şey kazanmış oluruz gelecek açısından. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz, evet. Gençler. Ben istiyorum ki gençlerimiz fırsat eşitliğinde büyüsün. Avrupa'daki çocuklardan yoksun kalmasınlar. Onların imkanlarını en az bizim burada da o evlatlarımıza sunabilmemiz lazım. Niye bu ülkenin evlatları, gençleri hayallerini başka kapılarda arasın, başka ülkelerde arasın? Niye bu ülkenin bilim insanları NASA'da gitsin, çalışsın? Niye Aziz Sancar kendisine sunulan kimya olanaklarından Amerika'da faydalansın? Dönsün kendi memleketinde de üretebilir. Ama maalesef burada ürettiğimiz maalesef bir şey kalmadı. Cumhuriyet'in aslında o ilk kuruluş felsefesi, o heyecanı maalesef öldürdük. Hayallerimizi küçülttüler bu memlekette. Bakın son 20 senedir bu memlekette yaşayan bütün insanlarımızın hayallerini küçülttüler. Emeklinin hayalini küçülttüler. Ben emeklilere haftalardır anlatıyorum. Onların emekli maaşının alım gücünden bahsediyorum. Haftalardır. Yani geçmişte 20 sene önce, 25 sene önce bir emekli olduğunda bir ev, bir araba alabilecekken bugün arabası varsa ancak lastiklerini değiştirebilir emekli ikramiyesiyle. Dolayısıyla çok zor bir durumdayız. Bir kısmı da asgari ücretin altında kaldı aslında. Evet. Tabii asgari ücretin üstünde bir maaş alırken emeklilerimiz, ya ben emekli çocuğuyum. Beni babam emekli maaşıyla İstanbul'a gönderdi. İstanbul'da ben okudum. Bugün bir emekli çocuğunu büyük bir şehirde üniversite okumaya gönderebilir mi? Soru bu. Cevabını bilen varsa bana anlatsın. Hani cevabını bilen varsa. Şey dikkatimi çekti. Bir spor tesisinde işte bir iş kazasında hayatını kaybeden atanamayan bir öğretmenin ismini vermişsiniz. Evet, Fedai Altun. İsmini vermişsiniz. Şimdi şöyle bir şey, yani sanki işsizlik hükümet sorunu, yerel yönetimlerin bu konuda bir sorumluluğu yokmuş ya da bir şeyi yokmuş gibi algılanır hep. Yani halbuki yerel yönetimlerin de yapabileceği çok şey tabii var. Ki. Yani kadınlar için, ev kadınları için, çalışmak isteyen çocuklar için. Var mı böyle çalışmalar? Tabii. Ya aslında şöyle, ben toplumun desteklenmesi gereken en önemli katmanının kadınlar olduğunu düşünüyorum. Dün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Buradan bir kez daha Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamış olayım kadınların, kadın arkadaşlarımızın. Şöyle, mesele şu. Mesele aslında ne yaptığınızdan çok nasıl insanlara bunu sunduğunuz. Biz şimdi mesela siyasetçilerin bize yaptığı hizmetleri bir lütufmuş gibi sunmalarından artık çok yoruldu millet. Bakın çok yoruldu. Bizim görevimiz. Benim sonuçta görevim. Kamu kaynağı tabii, bunlar. Tabii kamu kaynağı. Evet. Biz tabii sadece kamu kaynağını kullanmıyoruz. Bakın eğer vakit olursa ona da değinirim. Yani kamu kaynağı kullanmadan yaptırdığım işler var Beylikdüzü'nde. Neler mesela? Beylikdüzü'nün hayırseverlerine, Beylikdüzü'nün iş insanlarına yaptırdığımız işler var. Neler mi? Sıralayayım. 7 tane kreş. Beylikdüzü Belediyesi'nin 1 lirası yok. Yani Beylikdüzü Belediyesi'nin resmi bütçesinin 1 lirası yok. 2 tane anne çocuk merkezi, 1 tane Dosteller mağazası, bir tane gıda bankası mağazası, yarın açacağımız Fedai Altun kapalı spor salonu. Bakın Fedai Altun kapalı spor salonu bugün 300 milyona yaptıramayacağınız bir salon. Bu salona Beylikdüzü Belediyesi'nin kamu bütçesinden sadece peyzajını yaptık. Bakın dışarıdaki kaldırımlarını ve peyzajını yaptık. Diğer bütün her şeyinde emekçi, hayırsever insanlarımızın bağışları var. Onların bize yaptıkları var. 3 tane cami yaptırdık. 2 tane inovasyon merkezi yaptırdık. 1 tane teknoloji merkezi yaptırdık. Aziz Sancar Bilim Sanat Merkezi'nin bile yaklaşık 15 milyon liralık bedelini
Ambarlı Limanı'nın yönetiminden belediyemize resmi ödemeyle aldık. Bakın 15 milyon liralık kısmını. Yüzme havuzu yaptırdık, kapalı yüzme havuzu. Yanında hemen açık yüzme havuzu, fitness'ı, saunası olan bir spor tesisini hayata geçirdik. Engelsiz Yaşam Merkezi, yine yeni açtığımız merkezlerden bir tanesi. Bunu da hiç kamu parası kullanmadan, mesela şurada bulunduğumuz, hani şu içerisinde bulunduğumuz Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi, kaba inşaatı Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapıldı. İnce imalatını da Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğumuz, kendileriyle yapmış olduğumuz protokol neticesinde yaptırdığımız ince imalatları var. Büyükşehir Belediye'mizle ortak yaptığımız bir tesis. Yaklaşık yani 800 milyon, belki daha fazla bir yatırım gerektiren bir tesisten bahsediyorum. Mesela bu kamu bütçesini kullanarak. Ama biz mesela bir tane de pazar alanı yaptık. Hiç kamunun 1 lirasını kullanmadan kapalı bir pazar alanı, otopark alanı yaptırdık. Dolayısıyla emin olun elinizde bir sürü imkan ve enstrüman var. Yeter ki yapmak isteyin. Yeter ki bu kentin oluşturduğu rantı tekrar bu kente döndürebilme mekanizmasını kurun. Bu bütün şehirlerimiz için geçerlidir bu arada. Ben şey biliyorum, yani mesela Hatay'da deprem olduğunda siz ilk harekete geçenlerden biriydiniz. Evet. Depreme ilişkin ciddi hazırlıklarınız olduğunu da biliyorum. Hatta bir röportajınızda şey demiştiniz, yani deprem öncesine de hazırlıklıyız diye. Deprem öncesine hazırlık nasıl oluyor? Şimdi şöyle, Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Tedbirli başa kar yağmaz. Tedbir almak lazım. Tedbir de kar yağarken alınmaz. Kar yağmadan önce bir kasket alacaksınız ki kasketiniz hazır olacak. Biz şu an hazırlık yapıyoruz. Yine kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel ilham verici bir sözü var. Diyor ki felaket başa gelmeden evvel, bu Gazi'nin Trablusgarp'taki fotoğrafı. Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur diyor Gazi. Bu ne demek? Demek ki depremler olmadan, felaketler olmadan hazırlık yapmanız anlamına gelir. Biz yapıyoruz. Ben mesela şu afet anı, afet öncesi ve afet sonrası 3 merkezi hayata geçirdik. Afet öncesi merkezimizde eğitimler veriyoruz. Afet anında bütün koordinasyonu, lojistiği oradan sağlıyoruz. Afet sonrası mesela bu hem depolama olarak kullanıyoruz, bakın bu merkezimizi, hem bir barınma alanına dönüşüyor kapalı bir pazar, hem de lojistik dağıtım noktamız olan bir merkez. Biz bunları hayata geçirdik ama şunu gördüm, mesela 3 tane belediyemize arama kurtarma aracı aldık bu dönemde. Ben Hatay'da şunu gördüm, insanlar mesela biz Beylikdüzü olarak Türkiye'nin herhangi bir noktasında memleketimizin bir afet olduğunda çok hızlı koordine olabiliyoruz ve oraya çok hızlı ulaşabiliyoruz. Bakın şurada bir resim göstereyim size. Şu bizim Hatay İskenderun'a kurduğumuz çadır kent. Yaklaşık 3500 insanın yaşayabileceği bir çadır kent. Bunu 11 gün gibi kısa süre içerisinde kurduk. Belki de Hatay'da, İskenderun'da, afet bölgelerinde tek su basmayan, bununla ilgili tedbirleri alınmış çadır kent. Ne kadar süre sonra kuruldu bu deprem olduktan sonra? Ne kadar süre? 11. günde bu bitmişti. Yani depremin olduktan... Depremin olduğu gün dahil. Dahil. Yani 6'sı dahil, biz 6'sında oraya ulaşmıştı arkadaşlarımız. 7'sinde çadırları kurmaya başladık, araziyi düzeltmeye başladık. Ankara'dan oraya tuvalet konteynerlarını gönderdik. Bak bir gün sonra bizim burada insanların tuvalete gidebileceği tuvalet konteynerlarını inşa etmiştik, yerleştirmiştik konteynerları. Yine burada bir lojistik merkezimiz var, mutfağımız vardı, yemekhanemiz vardı, çocuk oyun alanı. Ben çocukları asla unutmam. Benim çocuk hassasiyetimi beni tanıyan bilir.
çocuk hassasiyeti mi? Çünkü çocuk travma. Evet. Enkazdan çıkmış, o sarsıntıdan çıkmış, korkuyor çocuk. Onun travmasıyla emin olun 15. günün sonunda insanlar ilgilenmeye başlar. Biz ilk günden itibaren ilgilenmeye başladık. Mesela şu lojistik merkez de çok özel bir merkez. Biz buradan 224 tır malzeme gönderdik oraya Beylikdüzü olarak. Peki malzemeyi gönderiyorsunuz ama karşı taraf ya pijamalarıyla çıkmış. Ayağında terlikleriyle sokağa çıkmış. Nasıl tırı boşaltacak? Dedik ki biz orada mutlaka bir lojistik merkez kurmalıyız. Dedik bir lojistik merkez kurduk. Yani buradan giden yardımların deponu... Biz indirdik. Evet. Buradan biz yükledik, gönderdik. Evet. Oradan biz boşalttık, dağıttık. Bakın hem buradan gönderdik hem oradan karşıladık. Çünkü o depremde büyük bir sorun oldu biliyorsunuz. Yani tırlar, hani tırlar... Ben kendim de gittim. Yollarda, tabii, yollarda elbiseler atılmıştı tabii, tabii. Vesaire. Yani. Ya bir de biz o 224 tır malzemenin içerisinde biz ikinci el kıyafet göndermedik bölgeye. Bakın insanlar fakir, ihtiyaçlı insanlar değil. Enkazdan çıktılar. Onların da gardolapları vardı. Onların da ceketleri vardı. Yani sizin vereceğiniz ikinci el kıyafet değil asıl oraya yardıma koş. Ama biz insanların o duygusunu kesmemek adına ikinci el malzemeler geldi. Bunları almıyoruz demedik insanlara. O insanların güzel enerjisi, enerji bağını koparmayalım diye aldık. Sonra onları ihtiyaçlı ailelerimize dağıttık zaten. İhtiyaçlı ailelerimize. Mesela şu bir Türkiye'de ilk. Bakın, afet ve acil durum müdahale istasyonu. Biz bunlardan Beylikdüzü'nün muhtelif yerlerine birer tane yerleştiriyoruz. Bunun içerisinde ne var? Enkaza müdahale edebileceğiniz her türlü alet edevat var. Hiltisinden jeneratörüne, işte beton kesme makinasından kırıcılara her şey var. Aşı dolabı var. Bakın arama kurtarma ekiplerinin İHŞ olarak yiyebileceği konservelere varıncaya kadar düşünüldü. İçerisinde telsiz sistemi var, haritalar var. Bu Beylikdüzü'deki mahallelere. Mahallelere. Her mahalleye bir tane koyuyoruz. Mesela burada tuvaleti var, duşu var. Bir de ranza sistemi var bu mekanizmanın. Yani arama kurtarma ekipleri, onlar da dinlenecek. Onların da insani ihtiyaçları var. Bunu da Hatay'da gördük ki millet çaresiz. Arama kurtarma ekiplerini biz çok hızlı ulaştırdık ama aletleri, edevatları geciktiği için enkazlara müdahale edemediler. Bakın bu devletin, AFAD'ın kurması gereken bir sistem. Şimdi diyecek ki AFAD yetkilileri biz bunları daha önce yapmıştık ABIS konteynerlarıyla. Aynı şeyi soracaktım. Yani İstanbul'da böyle bir deneyim aslında yaşandı ama onların takip yapılmadığı için. Hepsi boşaltılmış, evet, içlerinde bir şey yok. Bir de çok dar mekanlar onlar. Evet. Benim söylediğim 21 metrekarelik kocaman bir gemi konteynerinin içerisinde yapıyoruz bunu. Ve içerisinde insanların tuvalete gidebilecekleri bir yer var, tuvaleti var, duşu var ve böyle 5-10 dakika, yarım saatte olsa dinlenebilecekleri ranza sistemi var. Bu o düşünülenin daha farklısı ve güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üretiyor. Mesela bu yaşam kontrol bilekliği, bununla ilgili de görüşmelerimizi son aşamasına getiriyoruz. Bu bileklik aynı zamanda sağlık verilerinizi ölçüyor, kalp atışınızı. İşte birçok sağlık verinizi... Yani nasıl olacak? Bir kazazede geldiğinde hani ona takılacak mı? Yok, ve... hayır. Biz önceden dağıtacağız. Siz evinizdesiniz ve kolunuzda bileklik. Bu bileklikler offline'da çalışabilecek. Offline. Offline biz bu bilekliğin kalp atışı sinyali veriyor mu vermiyor mu görebileceğiz. Yani uydu üzerinden. Sizin eviniz yıkıldı Allah göstermesin ve bileklik kolunuzda. Siz eğer kalp atışınız varsa, canlıysanız bu bilekliğin kalp atışını yani bizim arkadaşlar... Yani sesini duyuramasa bile... Tabii, orada. Aynen öyle. Tabii ki sesimizi duyan var mı diye soracağız ama hani bir taraftan da biz bu bilekliklerle kontrollerimizi yapıp hangi enkaza müdahale etmeliyiz, hangi enkaza müdahalemizle ilgili
yani artık orada yaşam belirtisi yok diye bakacağız. Şimdi geçmişte Beylikdüzü'nde bir dönem yapılmış. Sizin evet. ikinci döneminiz evet. olacak seçilirseniz. Yani baktığınızda ya ikinci dönemde şunu yapmalıyım, birinci dönemde gerçekleştiremedim ama hani ikinci dönemde bu mutlaka olmalı dediğiniz neler var? Şöyle biz ikinci dönemde Beylikdüzü'nün tabii daha dirençli bir kent haline gelmesi için çaba deprem göstereceğim. Açısından. Deprem açısından, afetler açısından. Sadece depremsellik açısından değil, aslında depremle birlikte ikincil afetler de oluyor maalesef. Yangınlar, mesela depremin ne zaman olacağının hiçbir garantisi yok. Yağmur yağarken, karda, fırtınada, selde, boranda da deprem olabilir. Dolayısıyla biz her türlü ikincil afetleri de düşünerek depremlere hazırlık yapıyoruz. Ama tabii asıl olan Beylikdüzü'nde sadece yaşamı değil, yani pardon sadece kenti değil, yaşamı da dönüştürüyoruz diyoruz biz. Ya bu ne demek? Şu an Büyükşehir Belediye'mizin çok kıymetli iştiraki Kiptaş'la bir kentsel dönüşüm projesi yapıyoruz. Daha önce de kentsel dönüşüm projelerinde destekçi olmuştuk. Ama Kiptaş'la şu an yapmakta olduğumuz proje belki de tüm Türkiye'ye en iyi koşulları açısından, dönüşümün en iyi koşulları açısından en iyi örneklerden bir tanesi. Fark ne? Yani şimdiye kadar biliyorsunuz kentsel dönüşüm alanı çok tartışma oldu. Yani hani evet. rant açısından veya çoğu zaman oradaki demografik nüfus başka bir yere gönderildi. Biz yerinde dönüşüm yapıyoruz bir kere. Hı. Birinci farkımız bu. Vatandaşlarımızın ekonomisi o kadar kötü bir durumda ki insanlar artık evlerini yıkıp evlerini yapabilecek bir ekonomik güce sahip değiller. Dolayısıyla bu durumda da farklı çapraz finanslar, hani vatandaşın hayatını kolaylaştıracak işler yapmak durumundasınız. Çünkü başka türlü bu kentleri dönüştürmek mümkün değil. Ya insanlar metrekarelerinin küçülmesine razı olacak ya da belli oranda ödemeler yapmak durumunda kalacak. Ama biz Kiptaş'la bu projeyi imzaladığımızda ülkenin koşullarıyla bugün ülkenin koşulları arasında uçurum var. Yani inşaat, da tabii inşaat maliyetleri açısından da çok ciddi sıkıntılar var. Yani inşaat maliyetleri artık almış başını gidiyor. Nereye gittiğini hiç kimse kestiremiyor. Ben bir kez daha hem Kiptaş'ımızın kıymetli genel müdürüne, çalışanlarına ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza hassasiyetinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Başka türlü bizim emin olun bu kentleri dirençli hale getirmemiz mümkün değil. Çok hızlı bir dönüşüm süreci yaşatmalıyız. Bir de biz 25 yılı boşuna harcadık aslında. Evet. Yani 99 sonrası maalesef elle tutulur bir iş yapılamadı. Bir de maddi anlamda bunu şeyde oluşturmuştu yani vergi konduğu deprem vergisi vesaire ama hani bunlar bu şehrin... Onlar artık standart vergilere dönüştüler. Özel iletişim vergisi dendi. Bakın insanlar sadece bu depremlerde hasar görmüş, insanlara destek olunması amacıyla bu fon oluşturuldu. İnsanlar da hiç kimse buna itiraz etmedi bakın o dönem. Ama şu an kanıksandı ve bu belki de devletin gelir açısından en fazla geliri aldığı yer özel iletişim vergisi. Ama dönüp dönüşüme dair bir şey yapılıyor mu? Yapılıyor mu? O muamma. Yani toplanan vergilerin tabii miktarına bakıldığında hani şeyle karşılaştırılamaz yani hani bu kentsel yansıması fazla olmadı sanırım. Peki geçmişe baktığınızda hani bu 5 yıllık döneme baktığınızda sizin için yani evet bunu yaptım dediğiniz eser ne olabilir? Ya ben ekstra neyi yerleştirirsiniz? Sonuçta bir seçim olacak. Tabii ki tabii ki. Ben hep şöyle anlatıyorum. Bina yaparsınız,
projeler yaparsınız, yeşil alanlar yaparsınız ama insan hayatına dokunan, çocuğun kalbine dokunan işler vardır evet. hayatta ve çok kıymetlidir. Ben burada geliştirdiğimiz ve birçok bölgeye de ilham olmuş bir projeyi anlatmak isterim. Çünkü hem duyulsun isterim bu projenin, duyulmasını isterim. Niye duyulsun isterim? Daha fazla çocuğumuza dokunalım diye duyulsun isterim. Beslenme saati projesi. Beslenme saati ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına yapılmış, üretilmiş bir proje. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını tespit ediyoruz. O çocuklarımıza her gün, bakın her gün okula giderken o çantasına, beslenmesine koyulacak gıdaları gönderiyoruz. Ne gönderiyoruz? İşte bazen sandviç oluyor, bazen poğaçaya dönüyor, bazen kahvaltılık. Yani unlu tarafından bahsediyorum, simit. Ama mutlaka mevsim meyvesi koyuyoruz o poşetin içerisine. Mutlaka kuru yemiş koyuyoruz, mutlaka içecek koyuyoruz. Ve çocuk kantine gitmek zorunda kalmıyor, ihtiyaç sahibi ailemizin çocuğu. Annesinin ona veremediği maalesef yokluktan, veremediği imkansızlıklardan dolayı beslenme çantasını dolduramadığı için o çocuk emin olun yan sıradaki arkadaşından utanıyor. Niye? İşte çünkü arkadaşı börek çıkartıyor, çörek çıkartıyor, onu çıkartıyor, bunu çıkartıyor. Onunsa yanında belki kuru bir ekmek var. Şimdi o ondan utanıp tuvalete gitme izni istiyor öğretmeninden. Dolayısıyla ben diyorum ki hiçbir evladımızın utanmayacağı, bakın hiçbir evladımızın utanmayacağı, utanması gerekenlerin utanacağı bir düzen bu. Ama ben bunu yaparken tabii burada o poşetlerin hiçbir yerine Beylikdüzü Belediyesi'nin logosunu koymuyoruz. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ismini koymuyoruz. Biz istiyoruz ki o çocuk sıradan bir şeymiş gibi gözüksün. Tabii. Yani, o çocuk yani, ailesi tarafından evet. verildiğini evet, bilsin. Evet. Sağ elin verdiğinden sol el evet. haberdar olmasın. Bizim inancımız bu. Ama umarım önümüzdeki dönem bu sayı azalır. Bakın çoğalması beni mutlu etmiyor. Ya işte bu sene 2815 çocuğumuza destek veriyoruz. Önümüzdeki sene 3500 olacak diye bir derdimiz yok. İnşallah bu sayı azalır. Herkes kendi evladına yetebilecek bir ekonomik düzeni kurar. Umarım, umudum bu. Bunu da yapmak zorundayız. Yani insanlarımız her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Yani bu projeyi yapmış olmak benim için çok özeldi. Biz de gazete duvarına teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.